Ergün Diler, barut kokusu. Yine bölgeyi derinden sarsacak bir olayla karşı karşıyayız. Taşlar yerine oturmadan daha doğrusu Abd İsrail AB istedikleri durağa ulaşıncaya kadar durmayacaktı. Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi ilk de değil sonda olmayacak. Bu belli. Geçtiğimiz mayıs ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahian'ın da içinde bulunduğu helikopter kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Kazadan sonra helikopterde kurtulan olmadı. Daha öncesinde ise ABD planlı programlı bir operasyonla İran'ın efsane komutanı Kasım Süleymani'yi tasfiye etti. İsrail uçakları, daha geride bıraktığımız Nisan'da Şam'daki İran'ın konsolosluk binasını vurdu. 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında İran devrim muhafızları Kudüs gücünde üst düzey komutan olan Tuğ General Muhammed Rıza Zahedi de vardı böyle çok isim bulunmaktaydı. Peki neler oluyordu? Soru bu. Bölge ve dünya yeni bir sayfa için hazırlanıyordu. Dün de yazdığım gibi olan bitene ve olacaklara bu dengeden bakmak gerekiyordu. Ve sık sık yazdığım gibi dünyaya ayar vermeye çabalayan iki güç etrafımızda tepişiyordu. Bizi ilgilendiren nokta burasıydı. Ateş yayılabilir ve en kötüsü bize sıçrayabilirdi. Açalım. Yaşanacak sürpriz gelişmelerde artık işin bir ucu kesinlikle gelip Hindistan'a dayanacaktı. Bunu görmeden, bilmeden olanları anlama şansımız yok. ABD Başkanı'nın kim olduğunun da burada bir önemi yok. Bir önceki başkan Trump iki günlük ziyaret için Hindistan'a gitti. Trump, Gujarat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumunda düzenlenen Nameis Trump etkinliğinde yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti. Trump çok şey söyledi. Aklımda kalan iki bölüm vardı. Trump ABD'nin gezegendeki en iyi ve en korkulan askeri teçhizatı Hindistan'a sunmayı dört gözle beklediğini haykırıyordu. Sonra da, birlikte egemenliğimizi, güvenliğimizi savunacağız, özgür ve açık Hint Pasifik bölgesini çocuklarımız ve gelecek birçok nesil için koruyacağız, dedi. Gizli özne Çin'di. Çin ile mücadele iki ülkenin dostluk yolunu açıyordu. Net. Sonra Biden geldi. G20 için Delhi'ye gitti. Çok ilginç adımlar atıldı. Biden, "Tek dünya, tek aile, tek gelecek" diyerek mottoyu ilan etti. ABD Başkanı ardından, "Bugün Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru için tarihi anlaşmayı sonuçlandırdığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail'e kucak dolusu teşekkür etti. MODI'yi göklere çıkardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de unutmadı. Sırtını sıvazladı. Bu ülkeler destek yağdırırken Almanya, Fransa, İtalya'da projenin bel kemiklerini oluşturuyordu. Biden finalde, tarihin dönüm noktasındayız. Bugün alacağımız kararlar geleceği şekillendirecek. Sözleriyle noktayı koydu. Kuzey Akım Boru Hatlarının imha edilmesi de, İsrail'in Gazze'ye vahşice saldırması da, Haniye'nin öldürülmesi de, Netanyahu'nun ABD'de ayakta alkışlanması da, İran bayrağı taşıyan diplomatik koordinatların vurulması da, reisinin ortadan kaldırılması da, YPG'nin büyütülmesi de, Tel Aviv'in her eyleminden sonra Washington'un, arkasındayız, açıklaması yapması da aynı savaşın, aynı mücadelenin mevzileriydi. Püf noktası da burasıydı. Amerika Birleşik Devletleri hayata geçirmek istediği proje için İsrail'in sonuna kadar yanındaydı. Bunu da, saldırı olursa İsrail'i savunacağız, sözleriyle dünyaya duyuruyordu. Çin sahne almaya çalışsa da Hamas ile El-Fetih'i bir araya getirerek yol açma gayretinde bulunsa da adamlar Hamas'ın liderini ortadan kaldırıyordu. Çin'e de arkasındaki akıl olan İngiltere'ye de sert yapıyorlardı. Rest çekiyorlardı. Haritayı önünüze alıp bakın. ABD ve müttefikleri Hindistan'dan Avrupa'ya gidecek güzergahta önlerine çıkma ihtimali olan her unsuru tasfiye ediyordu. Yemen'den Tel Aviv'e kadar olan hat bu nedenle sancılıydı. Silahlar konuşuyordu. Haniye suikastı da böyleydi. Haniye Katar'da yaşayan ve attığı adım takip edilen bir isimdi. İsrail kesinlikle ABD'nin bilgisi ve desteğiyle Haniye'yi tasfiye ediyordu. Bunu Katar'da değil de İran'da Tahran'da yapıyorlardı. Hamas ve Hizbullah ne Kalesi gibi algılanan coğrafyada haniye vuruluyordu. Mesaj herkese gidiyordu, hepinizi vururuz. AB'de ısrarla Hamas ve Hizbullah Iğne arkasındaki güç olarak, akıl olarak İngilizler iyi görüyordu. Şiddetin sınır tanımaması bu nedenleydi. Global Gateway üzerinde tehdit bırakmayacaklardı. Hindistan'ı İsrail'e, İsrail'i de Avrupa'ya bağlayacaklardı. Akdeniz İ'de hesaba katacaklardı. Çin ile İngiltere'nin oyununu bozacaklardı. Bu en basit tanımıyla Dünya Savaşı YDI. Anlaşılmayan buydu. Yayılma ihtimali hiç az değildi. Bizi içine alma ihtimali de çok fazlaydı. Yunanistan'a yapılan yığınakta sınır tanınmaması, adalar ınne silahlandırılması, üslerle donatılması, YPG'nin yapılan yardımlarla her geçen gün bir orduya dönüştürülmesi, Rusya'nın ortada bırakılarak oyunun sürmesi, Tahran'ın suikastlarla tehditlerle korkutulması, Global Gateway'e karşı bir hamlede sahaya sürülecek piyonlar için uygun zemin meydana getirmeyi amaçlıyordu. Bir adım geri çekilin, bakın ve düşünün. ABD hamle yapıyor, Avrupa Birliği iddiasını kaybediyor, kendisine sığınıyordu. Rusya, Paris Berlin'in uzağına düşüyor, ortaklık bitiyordu. Macron Skalzun Çin'le kurduğu rüya sona eriyordu. Çin'i en büyük tehdit olarak görse de söyleyemeyen Rusya gelecek ikinci bir komut için hazır bekliyordu. Bu rekit ile yeni dünya kurmak için yola çıkan İngiltere yara alıyordu. Çin de İpek yolu ile dünya egemenliğini ele geçirmenin pek de mümkün olmadığını görüyordu. Denkleme Arap Baharı ve sonuçlarını da katarsanız etkilenmeyen coğrafya kalmıyordu. Biz dahil, oyun büyüktü, Orta Doğu merkezdi, ateş de barutta kapının önündeydi. Pentagonda Beyaz Saray'da silahları öne sürüp öyle konuşuyordu. Karşılarında muhatap yoktu. Bu durum ne kadar sürerdi? İşte bunu yaşayıp görecektik. Mesele derin ve hassastı. Savaş eski, mücadele büyüktü. Mola bile verilmeyecekti. En küçük müdahale, ateşin düşmediği yer kalmaz, sonucunu doğururdu. Aklın kazanacağı bir dönemdeydik. Türkiye istese de istemese de merkezdeydi. Kim olursa olsun bizim üzerimizden oyun kurulma ihtimalini sıfıra indirmeliydik. İlk aşamada yapılması gereken buydu. Bence